bak bu kulüpler artık şu şeyden 100 yıllık süren çürümüşlükten kurtulacaklar. Yeni sistemler gelecek. Jenerik, daha heyecanlı, daha hoş, daha insanların birbirine karışacağı bir yönetimler Sporda gelecek. Sporda şey detaylı diyorsunuz. Adamlar işte açıklama yaptılar. E, Stad'da 3 kişi var. Stad'ı dolu gösterdiler. Federasyon bununla ilgili soruşturma var. Bak federasyon olaylarını yazayım abi size. Sezon başından beri olan olayları. Geçen sene yok mu? Ge geçen sene. Var abi. 2 tane var görüntüleri açıkladınız. Bu sene açıklayın dedik. Fenerbahçe Karagümrük maçında açıklayamadınız. Hakemlere dinlendirme kararı vereceğiz dediniz. Ali Koç resmen hakemlerin içinden e, ee, meyakenin içinden geçti. Dava açılacak dediler. Hiçbir şey yapamadınız. Lale Orta skandalı yaşandı. Var görüntülerini aldı, verdi. Yayıncı kuruluştaki adamları tehdit etti. Hala kadına para veriyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz. Kadını işten daha atamadınız. Cüneyt Çakır'a bekle seni MHK başkanı yapacağız dediniz. Adamla oyaladınız adamı. O da dedi hadi lan dedi. Bastı gitti Gürcüz sana. Siz seyirci kaldınız bir şey yapamadınız. Ahmet İbanoğlu adında bir çaresiz bir adamı. Yazık vasıfsız bir adamı getirdiniz orada MHK'nin başkanı diye. Adamı da herkes oyuncak haline getirdi. Adamın ne kişiliği kaldı ne e, MHK başkanlığı. Ne, yani omurgası var, yani darmadağın oldu. ya Bunu yapan biz değiliz ya bunu yapan. Fenerbahçe kulün başkanı çıktı çatır çatır söyledi. Hiçbir şey cevap bile veremediniz. Hala kadın futbolu 2032-2024 dediniz. İnsanlara gözün şabaka baka yalanlar söylediniz. Orada tutuyor hala adamı. He. 1959 öncesi dediniz araştıracağız söz veriyoruz bakacağız dediniz. Yalan. Bir komisyon dahi kuramadınız. Hı -hı. Kurduysanız kimi koydunuz abi? Hangi tarihçi var? Hangi spor adamı var? Onu da yapamadınız. Evet bir e, Montella kumarı oynadınız tuttu. 2024 vizesi aldık. Bu bir başarıdır. Doğru. Ama bence siz onu göremeyeceksiniz. Çünkü siz o takımın başında olamayacaksınız. Benim şahsi fikrim bu. Yorumcuları da soracağım. Hakemlerin her, her gün yöneticiler, ee, başkanlar, taraftarlar hakemlerin içinden geçiyor. Demediklerini bırakmıyor. Her gün birisi kaba alıyor, mikrofonu diğerine bırakıyor. Diğeri lafı söylüyor, bunu söylüyor. Sonra da hakemler işte evre çevre böyle dayak yedirttiniz. Hakemleri bu hale itibarsızlaştıran siz oldunuz. Dedik size ya akıllı olun yabancı hakem getirin bir de bu modeli deneyin dedik. Hı. Gittiniz başlarına bir tane dandirikten bir adam getirdiniz. Önce Ulenberg'te onu gönderdiniz emekli yaptınız cebine para koyup euroları. Ondan sonra bir tane İskoçyalı'yı getirdiniz. E MHK'nin eğitim dairesinin başında İskoçyalı hakem gelmiyor. Dedik ki bak getirin yabancı en azından gazı kesersiniz. Nefreti bitirirsiniz. Futbolcular da daha saygılı olur dedik. Avrupa Kupası maçlarında yapamıyor diye. Dinlemediniz. Çok biliyorsunuz ya bu işi. Alın işte. Adamı bu hale siz getirdiniz. Bu işin sorumlusu bana göre net Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetemeyen insanların basiresiz insanların iş bilmez insanların futbolla alakası olmayan insanların yaptığı eserin sonucudur bu olay.